Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Sayın Adem Kuyumcu bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Onu sizden, kendinizden bahseder misiniz biraz? Ben engellilik alanında çalışıyorum uzun yıllardır. Engellilerin toplumsal hayata eşit, adil, güven içinde katılmaları için sosyal politika geliştiriyorum. Özel şirketlere, belediyelere danışmanlık yapıyorum. Kamuya, bakanlıklara, çalışmalara katkı sağlıyorum. Birçok üniversitede de engelsiz mimari, engelsiz turizm, engellilerin toplumsal hayata katılımında iletişim gibi eğitimler veriyorum. Çalışmalarımın tamamına yakını gönüllülük üzerine, tabii ki profesyonel danışmanlık yaptığım belediyeler ve şirketlerde var. Hedefimiz Türkiye'de yaşayan %12.60 engelli birey ve ailesinin daha iyi bir hayat sürmesini sağlamak. Bu konuda yöntemler geliştirmek, kanun ve yönetmeliklere yön vermek, erişilebilir bir çevre için savunuculuk yapmak, evet. Engelli bireylerin eğitim, sosyal hayata katılım, istihdam hakları için savunuculuk yapmak. Bu alanda çalışmalarımı sürdürüyorum ve bu alanda engel kaldırmak isteyen, engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak isteyen her belediyeye, her kamu kurumuna, hem resmi kuruma ve özel sektöre hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın destek oluyorum. Malumunuz gündemimiz şimdi deprem, 11 ilimizi kapsayan büyük bir afeti yaşadık ve sizin elinizde büyük veriler var engellilere iletişim anlamında özellikle de. Şu anda onlar için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Engelli bireyler ve yaşlı bireyler için deprem, çok fazla yağmur yağması, rüzgarın esmesi, karın yerde kalması ve kar yağışı da afet durumudur. Çünkü bu durumlarda da engelli bireyler evden çıkıp veya bulundukları alandan çıkıp hayata katılamazlar veya bulundukları alandan çıkıp başka bir yere gidemezler. Bu nedenle özel gereksinimli birey dediğimiz kitle, yani engelli, yaşlı, bebekli aileler, yalnız yaşayanlar, hayvanıyla yaşayanlar, süreyen hastalığı olanlar, özel gereksinime ihtiyaç duyan, bir afet durumunda desteğe ihtiyaç duyan, farklı desteğe ihtiyaç duyan bireyleri oluşturuyor özel gereksinimli bireyler. Bu nedenle özel gereksinimli bireylerin bir afet anında daha doğru müdahaleye karşı karşıya kalmaları için, can kurtaran ve yardımı yapacak olan kişilerin doğru bir müdahale ve yardım yapmaları için toplum eğitimi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü herkes için tabii ki bunlar yapılmalı ama hem can kurtarma pozisyonunda olanlar, yardımını sağlayacak olanlar doğru eğitilirse doğru yardımlar sağlanmış olur. Aynı şekilde engelli bireyler, yaşlı bireyler ve aileleri de doğru eğitilirlerse depreme daha hazırlıklı olmuş olurlar, afetlere daha hazırlıklı olmuş olurlar. Yardımı sağlayacak olan kurum, AFAD tabii ki en önemli kurumumuz, en güvendiğimiz kurumumuz. AFAD'ın organizasyonunda yapılıyor yardımlar. Ancak yardım edecek kişi o hanede nasıl biri var, nasıl bir özel gereksinimli birey var, bunu önceden bilirse doğru yardım yapabilir. Nasıl yani, ihtiyaçları var? Belki neden ihtiyaçları var? Tabii. Doğru. Ve nasıl karşılaştırıyoruz bunu? Atıyorum Beylikdüzü'nde, işte Adnan Kahveci Mahallesi'nde, şu sitede, şu dairede bir görme engelli yaşıyor veya bir zihinsel engelli yaşıyor, bir otizmli birey yaşıyor, ortopedik engelli yaşıyor diye belediyenin kayıtlarında veya yardım yapacak kurumun kayıtlarında var olursa ve oraya yardım yapacak olan, yardım ulaştıracak olan can kurtarma görevlisi bu konuda bilgi sahibi olursa oraya gittiğinde ne yapacağını bilir. Bunun için mutlaka engelli, yaşlı bireyler ve özel gereksinimli bireyler için deprem stratejisini bütün yerel yönetimlerin AFAD'la işbirliği içerisinde, yani hükümetin ilgili bakanlıkları ve ilgili birimleriyle işbirliği içerisinde hazırlaması gerekir. Bu konuda biz daha önce Beylikdüzü Belediyesi'ne yaptığımız danışmanlıkla bir çalışma yapmıştık. Beylikdüzü afete hazır diye kaymakamlığın da verdiği bir destekle mahallelerde dahi eğitimler yaptık. Olması gereken buydu çünkü. Ve bunu devam ettirmek istiyoruz.
Şimdi diğer ilçelerde de, diğer depreme risk altındaki illerde de yapmak istiyoruz ama şunu unutmayalım, ülkemizin %96'sı deprem riskiyle karşı karşıya. Bu gerçeği bilerek hazırlıklı olarak yaşamak zorundayız. Çünkü kaygıyla yaşamak yaşam kalitemizi düşürüyor. Kaygıyla yaşamak çalışma ortamında da, sportif ortamda da, kültürel ortamda da, sosyal ilişkilerde de yaşam kalitemizi düşürüyor. Herkesin konusu deprem. Evet, gündemimiz. Ama bunu bu kadar konuşuyor olmak yerine hazırlıklı olmak gerekir. Ve bireysel olarak önce kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Hazırlık yapmadan konuşuyor olmak kimseye bir katkı sağlamaz. Sadece kaygıyı arttırır. Kaygıyı arttırmak da üretkenliği düşürür. Sosyal hayattaki yaşam kalitesini de düşürür. Kendi güvenliğimiz açısından da duygu durum bozukluklarımız oluşur. Kaygıyla yaşamak psikolojik sorunlarımıza sebep olur veya artmasına sebep olur. Engelli ve yaşlı bireyler bu konuları daha çok yaşarlar. Çünkü zaten bir dezavantajı var. Evet. Özel gereksinime ihtiyacı var. Bunların doğru karşılanmayacağını bildiği zaman daha büyük bir psikolojik çöküntüyle karşı karşıya kalırlar. Yaşam kalitesi düşer. O nedenle işbirliğini bütüncül bir yaklaşımla, multidisipliner bir yaklaşımla çözmemiz gerekiyor. Peki bireysel anlamda hepimizin iş başa düşüyor tabii ki. Birinin elinden tutmak, birinin yanında olmak çok çok önemli bu dönemde. Bireysel olarak vatandaşlarımız neler yapmalı? Tabii ki önce kendi güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Biz yıllardır eğitimlerimizde, bütün deprem uzmanları bunu söyler, bütün yazılı metinlerde bu söylenir. Depremden sonra en az 72 saat kimse gelmeyecek. Uzaktan bir yardım gelmeyecek. 72 saat boyunca kendimizi kontrol altına alabileceğimiz hazırlığımızı önceden yapmalıyız ve bunu önceden kabul etmemiz gerekiyor. Yani güncel depremden konuşalım. Biz son depreme kadar şunu söylüyorduk. Depremler bir elden koordine edilsin, bir elden yönetilsin. Ama bunu söylerken akademik camiadaki insanlar da, sahadaki insanlar da depremleri hep işte Elazığ depremi, İzmir depremi, Van depremi, İstanbul depremi, Gölcük depremi, yani tek merkezli depremler olarak düşünmüştük. Ama son depremde 10 ilimiz etkilendi. Evet. 10 il. Ve 150 kilometre diyorduk biz, 375 kilometreye kadar ulaşan bir alanda etkilendi. Bu bağlamda herkes şunu bilecek. Önce kendimi kurtarmalıyım. Evet, sonra diğer insanlara yardım edebilir. Böyle mümkün olabilir. Bunun için de mutlaka bütün eğitimlerde ben şunu söylüyorum. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer belediyeleri yaptığı eğitim kapsamında ben de yerel yönetimlere yönelik deprem afet stratejisini anlattım. Herkese şu soruyu sordum. Size de soruyorum. Deprem çantanız hazır mı? Hazır. Hazır. Aracınız var mı? Var. Aracınızda daha geniş bir deprem çantası, afet çantanız var mı? Var. Çok iyi, teşekkür ederiz. Şadıra size. Kadar. Hatta, çok iyi, teşekkür evet. ederiz size. Niye? Çünkü bileceğiz bunu. Yani günlerce, haftalarca şimdi olduğu gibi eczaneler çalışmayacak, çalışmayacak. Marketler çalışmayacak. Kişisel hijyen ve kişisel ilaçlara ihtiyacımız olacak. Evet. Bunları mutlaka bizim önceden hazırlamamız gerekiyor. Çünkü deprem bizim gerçeğimiz, doğal afet bizim gerçeğimiz. Seller, depremler, hiç istemeyiz. Yangınlar bizim gerçeğimiz. Bu gerçekle birlikte yaşıyorsak eğer tedbirimizi de almalıyız. Bireysel olarak ne yapacağız? Önce kendimizi sorgulayacağız. Ben hazır mıyım? Ben hazır mıyım sorusunun birinci cevabı deprem çantam hazır mı? Bazı uzmanlar veya alanda çalışan bazı kişilerle bu konuda ters düşüyoruz. Şöyle, onlar deprem çantasının ticari bir şey olduğunu, zaten göçük altında kalındığı zaman işte onların da kullanılamayacak halde olacağını söylüyorlar. Ama deprem çantası göçük altında kullanmak için değil. Depremde sarsıntıdan sonra sağ kurtulduğumuz zaman bize yardım gelecek olan süreyi doğru geçirmek. Aniden çıkıyoruz değil mi? Mesela akşam yakalandığımızı düşünelim, gece yakalandığımızı düşünelim. Üstümüzde ne varsa gecelik kıyafetlerle çıkıyoruz. Evet. İşte deprem çantasına koyacağımız bir kazak, bir temiz tişört, kalın bir, tişört, evet. kalın pantolon mevsime göre. Evet. Ayakkabı, içine koyacağımız su. İşte eğer kullanıyorsak kronik ilaçlar için mutlaka en az bir aylık ilacı yedekleme. Sık sık tarihlerini değiştirerek çantamıza koymamız gerekiyor.
Sesli iletişimi sağlamak için bağıramayabiliriz ama üfleme imkanımız var. Mutlaka bir düdüğü çantamıza koymamız gerekiyor. El fenerini çantamıza koymamız gerekiyor çünkü karanlık oluyor. El feneriyle çevremizi aydınlatmamız gerekiyor. Yine kronik hastalıklarımızı belirten bir sağlık raporunu mutlaka, bu özellikle engelli bireyler, yaşlı bireyler ve süreyen hastalığı olanlar için çok önemli bir konu. Sağlık durumumuzu belirten bir sağlık kağıdı, sağlık kartı olmalı. Yani kronik hastalıkların bunlar, bu kronik hastalıklara bağlı olarak düzenli olarak günde 2 defa, 3 defa bu ilaçları kullanıyorum. Evet. Veya bu desteklere ihtiyacım var diye mutlaka onu yazmalıyız oraya. Çünkü daha sonraki süreçte bizi kurtaranlar veya bir süre sesli iletişim kuramayacağımız zaman bu kağıttan okuyarak insanlar bize müdahale etmeli. Maalesef bu konuda eğitimli olmalıyız. İşte bunun en iyi örneğine, eğitimin en iyi örneğine bu depremde bir çocuğumuzu kurtardık ve çocuğumuza hemen su verdik ve çocuğumuzun boğularak ölümüne sebep olduk. Çünkü çocuğumuz çok fazla toz yutmuştu, o yuttuğu tozlar onun boğulmasına sebep oldu. Ama öte tarafta küçük bir kız çocuğumuz çıktı, herkes insanlar ona işte hadi su içer misin dedi, kızımız şunu söyledi, daha muayenem olmadım su içemem dedi. Küçücük bir kız çocuğu. Ne kadar öğrenilecek şey var aslında. Eğitim bu kadar önemli. Yani bu nedenle bu eğitimleri mutlaka doğru yerlerden almamız lazım. Deprem çantası ticari bir durum değil. Depremden sağ kurtulduğumuz zaman hayatımızı sürdürmemizi sağlayacak acil durum çantası aslında o ve dışarıda işimize yarayacak. Yine lütfen evimizin içerisindeki planlamayı yapalım. Yalnız yaşamıyorsak, ailemizle birlikte yaşıyorsak mutlaka herkes yatarken, eşinizle birlikte yatıyorsanız yatağımızı ortalayıp sağ ve sol tarafa komidin veya etejer koyup, onlar çökmüyor çünkü, sağlam yapılar. Komidinle etejerler arasına bir sallantı anında cenin pozisyonunda yatabilecek şekilde bir alan oluşturalım. Hayal yatmadan önce oraya bir yatak, bir şey, yorgan serelim, bir yastık koyalım. Sallantıyı bize haber vermesi için de küçük pet şişelerin içine biraz su koyalım. İçine birkaç tane boncuk atalım. Sallantıda yüksek bir yere koyalım onu. O düştüğünde bizi uyandıracak ve biz üstümüzdeki yorgan, çarşaf neyse, battaniye ile hemen hazırladığımız şeyin üstüne dönüp cenin pozisyonunda omuzumuz yukarıda olacak şekilde yatar vaziyette bekleyelim. Böyle yapıyorlar bazen, böyle yapmayalım. Neden? Çünkü sırtımıza bir şey çarparsa omuriliğimiz zarar görür. Yatar vaziyette bekleyelim, cenin pozisyonunda bacaklarımızı çekelim ve bekleyelim sarsıntı geçene kadar. O arada da bu bir yerden hayat üçgeni oluşturalım. Tutulalım ve o hayat üçgenini oluşturmuş olacağız. Evet. Bu yatağın iki tarafı içinde yapabileceğimiz bir şey. Camlardan uzak duralım. Eğer camlardan uzak duramıyorsak veya cam kırıkları üstümüze gelecekse kalın perdelerimiz var. Kalın perdelerimizin altına ağırlık bağlayalım. Cam kırılsa bile perdeye çarpacağı için bizim üstümüze gelmeyecektir. O ağırlık da perdenin hareketlenmesini önleyecektir. Bunlar basit yapabileceğimiz şeyler. Evet. Ve yapalım. Bununla birlikte kapılar çok önemli. Kapıları tam kapattığımız zaman sarsıntıda sıkıştığında kapıyı açamıyoruz. Evet. Ve tahliyemiz imkansız hale geliyor. Mümkün mertebe kapıları insan geçebilecek kadar yarım açık bırakalım. Neden? Çünkü kapılar genellikle son dönemdeki kapılar sağlam, üstüne bir şey düştüğünde daha aşağı düşmesini engeller. Yarım açık kapılarda, hatta yarım açık bıraktığımız kapının üstüne o pet şişeyi koyarsak en küçük sallantıda düşer ve bize haber verir. Yarım açık kapıdan sonra gidelim. Daire kapısıyla odamızın arasında cam, yani kırılacak şeyler bırakmayalım. Vazolar, cam eşyalar bırakmayalım. Çünkü yere o anla çıkarken dışarıya oraya basmak zorunda kalabiliriz. Çünkü karanlık olacak bununla birlikte. Eğer deprem çantamız yanımızda değilse. Göçük oldu ve biz göçük altında kaldık. Mümkün mertebe çantanın dışında da bir tane pet şişe suyu, 1,5'luk bir pet şişe suyu yanımızda bulunduralım. Ama şöyle düşünün. O kadar ezik durumdayız ki pet şişeyi kaldıracak pozisyonunda değiliz. Bir tane hortum, pipet vazifesi görecek bir serum hortumunu mutlaka hazır bulunduralım. Oradan hafif hafif su çekelim. Çok daha önemlisi sarsıntı başladığı anda mutlaka maske takalım. Maskeler yanımızda bulunsun. Maske alışkanlığımız var. FTP tipi maskeler toz geçirmez. Maskeyi yanımızda tutalım. Ne zamana kadar? Toz ortadan kalkana kadar. Evet.
Böylece toz solumamış oluruz. Hayati tehlikemiz daha azalmış olur. Yine sallantı başladı. Evin içerisindeyiz. Evdeki bir kişinin görevi şu olmalı. Dış kapıyı açmak. Çelik kapılar en küçük sarsıntıda sıkışabiliyor. Bu nedenle sallantı da hemen yıkılmıyor zaten. 10-15 saniye gibi bir süre olabiliyor. Ama bunu biz 5-10 saniye olarak görüyoruz. Sallantı başladığında evdeki bir görevli, hanedeki bir görevli gidip dış kapıyı açacak. Ve gelip hemen kendi yerinde cenin pozisyonunda bekleyecek. Sallantı geçene kadar. Ve işte o oraya gidiyor, bu buraya gidiyor değil. Çocuklara koşuyorlar. Çocukları korumak için. Halbuki çocukların yaşadığı yerde de hayat üçgenini oluşturursak oraya gitmek zorunda kalmayız. Onların da bilinçlendirmek önceden. Tabii ki. Ve önemli. En tehlikeli şey merdivenlere koşmak. Bunu yapmayalım. Merdivenler ve asansörler kullanılmaz. Deprem çantamızın içerisinde, evin içerisinde mutlaka 10-15 metrelik kalın ipler bulunduralım. Çünkü merdivenler hasar görmüş olabilir. Balkondan veya camdan aşağı inmek zorunda kalabiliriz. Yine çevreyi kontrol etmek için balkona çıkmayalım. Çevreyi kontrol etmek için camlardan dışarıya bakalım. Camlardan mümkün mertebe uzak duralım ama artık deprem sallantı bitti. Ortama bakmak durumunda kalabiliriz. Yine şöyle bir yanlış bilgi var. Hemen mutfağa koşalım. Buzdolabı ve bulaşık makinesinin arasına çökelim dediğimizde bu mantıkta doğru görünüyor olsa bile mutfaktaki doğalgaz, mutfaktaki su, yangın sebebi evet, farklı şeylere sebep olabilir. O nedenle mümkün mertebe yattığımız alanlarda ve oturduğumuz alanlarda şekillenmemiz lazım. Kalmaya devam edelim. Belediyeler ve hükümet nasıl ortaklaşa bir çalışma ya da strateji belirlemeli bu konuda? Doğru müdahale için mutlaka hangi mahallede, hangi hanede ne tür bir özel gereksinimli birey var, doğru müdahaleyi yapabilmemiz için ne tür hazırlık yapmamız lazım gibi bir bilgi alışverişi yapmak gerekiyor. Kişisel verilerin korunması kanunu nedeniyle belediyeler bu bilgilere ulaşmakta zorlanıyor. Bakanlıklar, İçişleri Bakanlığı, AFAD, Nüfus İşleri Müdürlüğü bu bilgileri aktarabilir. Hızlıca her belediye, her muhtarlık kendi mahallesinde, kendi ilçesinde hangi hanede yaşlı var, hangi hanede özel gereksinimli birey var, engelli birey var kayıt altına alacak. Daha sonra belediyeler ve özel sivil toplum örgütleri ve AFAD o haneye yapılacak olan müdahaleyi önceden planlayacak. Yani işitme engelli bir bireyin yaşadığı, sağır bireyin yaşadığı evde oraya müdahale edecek olan bireyin işaret dili bilmesi gerekiyor. Evet. Otizmli bir birey varsa otizmli bireyle iletişim bilmesi gerekiyor. Görme engelli veya ortopedik engelli bir bireyi göçük altından nasıl çıkartacak veya imkanlarıyla kurtulmuş olan bireylere deprem sonrası nasıl müdahale edecek? Bunları doğru olarak önceden planlarsak riskleri azaltmış oluruz. İşbirliğini geliştirmemiz çok önemli. İnsanlar toplanma alanıyla barınma alanı kavramını da bilmiyor. Toplanma alanı kısa süreli kalacağımız yerler. Orası buluşma noktası. Mutlaka herkes en az 3 kişiyi yaşadığı yerin dışında en az 3 kişiyle irtibatta olmalı sürekli olarak. Böylece kayıpları veya iletişimsizliği önlemiş oluruz. Bütün kurtarıcıların farklı engel sınıflarıyla veya yaşlılarla iletişimi de mutlaka öğrenmesi gerekiyor ve önceden hangi kurtarıcı, hangi can kurtarma personeli, hangi AFAD personeli, Kızılay personeli veya AKUT personeli veya diğer sivil toplum örgütlerinde çalışanlar hangi mahallede, hangi binaya müdahale edeceğini mutlaka önceden planlamak lazım. Ama tekrar söylüyorum, bireysel olarak 72 hatta 96 saat kimse gelmeyecek, bunu bilelim. Dışarıdan gelişlerin katkısı çok daha sonra olacak. O nedenle bütün belediyeler deprem riski daha az olan yerlerde depolama alanı oluşturulmalı. Bu depolama alanlarında tuvaletler oluşturulmalı, bekletilmeli. Hijyen malzemeleri, gıda malzemeleri, sağlık ihtiyaçları mutlaka depolama alanlarında bekletilmeli. Ve acilen bütün mahallelerde, riske düşük olan yerlerde, açık alanlarda duş, tuvalet, kadın emzirme odası, kadın hijyeni odası, engelli tuvaletleri mutlaka bir an önce oluşturulmalı ve hazır durumda beklememiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim Adem Kuyumcu, bizlerle olduğunuz ve bu çok değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim imkan verdiğiniz için. Evet, Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Gelişmeleri yeniden aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.